Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız. Orjinal Matematik yayınlarının 2023 AYT Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Polinomlar 7. sette kalmış hatırlıyorsanız 7. sette çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şimdi 7. testimizin ilk sorusunda bize diyor ki Px 4 ve P3 x 4 polinomları x 2 ile bölümden kalanlar sırasıyla bulunmuş. O zaman ne yapıyorduk? Bu arkadaşı sıfıra eşitliyorduk. Bak soruyu okumuyorum hemen oradan hızlıca saldırıyorum. Veri de elde edelim en azından. Devamında daha anlaşılır olsun. O zaman burası P-2 yaptı. Kaça eşitmiş? Sırasıyla eksi 11 olduğuna göre eksi -11 11'i. Şimdi 2'yi buraya yazdığınızda bu sefer ne yaptı? P-2 yaptı. 6 eksi 4'ten 2 yaptı. Bu da neye eşitmiş? Eksi 3'e. Şimdi bunlar ışığında. Diyor ki bana Px x polinomunun bununla bölümünden kalan nedir? Yazan kazanır diyoruz. Çok net. Eğer ki polinom vermiyorsa bu şekilde bir ifade soruyorsa biz ne demiştik? Yazan kazanır. O zaman ilkokul öğretmeninin yaptığı gibi. Px polinomunu biz ne yaptık? X kare x 4'e böldük. Yani aslında x eksi 2, x artı 2'ye böldük. Bir bölüm çıktı qx diye. Şimdi ben ikinci derecen bir ifadeye böldüğüm için benim kalanım da temsili olarak ne olacaktır? Birinci derecen olacaktır. Şimdi bizden istenen şey ax artı b istenmeyen burasıydı. Burayı yok etmek için önündeki çarpanları sıfırlamaya çalışıyoruz. Allah'ın bir hikmeti bana verdikleri de zaten onun ışığında. Mesela x'e 2 versek Burası 0 oldu. Yani 2A artı B. Peki x'e 2 verdik ya. P2 yani. Yani eksi 3. Şimdi x'e eksi 2 verelim. Burası yine gitsin. Bu sefer ne yaptı? Eksi 2A artı B yaptı. Eksi 2 vermiştik değil mi? O da neye eşit olacak? Eksi 11'e. Şuradan neler yaparız? Mesela toplasak. A'lar gider. 2B eşittir. Eksi 14. B eşittir. Eksi 7 yaptı. Şimdi B yerine eksi 7 yazdık. 4 A'sı da kaç geldi? 2 geldi a 2, b de eksi 7. O zaman cevabımız ne geldi? 2x eksi 7 geldi diyebiliriz. Bu da ilk sorumuzun çözümüydü. Geldik ikinci sorumuza. Başka asıl ispositif px nu tekrardan ne yapmış? Aynı px polinomunun içerisine yazmış. Bu sağlanmış. Şimdi o zaman bizim px'imiz kaçıncı dereceden? Birinci dereceden. Hatta ben şöyle söylemiştim. Böyle olduğu zaman burası genelde a kare oluyor. Hatta a'sı kaçtır? Bak tek atıyorum 2'dir. Bakın. P'nin içine Px yazdığınız zaman o zaman a parantezinde ax artı b artı b diyeceksiniz değil mi? O zaman burası ne yaptı? a kare x artı ab artı b yaptı. Bu da neye eşit? 4x artı 9'a. Şimdi polinom eşitliğinden burası buna eşit. Değil mi? O zaman a buradan 2 ya da eksi 2. Başka sayısı pozitif. O zaman a'yı 2 kabul edelim. a 2 ise burası ne yaptı? 3b yaptı. 3b 9'dan. b de kaç geldi? 3 geldi diyebiliriz. A'sı 2, B'si 3. Yani benim Px polinomum 2x artı 3 geldi. Şimdi bunun ışığında devam edelim. Hangilerinin bir çarpanı x artı 2'dir? Şimdi o zaman biz yazalım. Buraya 2x artı 2 yazalım. Yani ikinci önceliği hemen çaktı da o yüzden. 2x artı kaç yaptı? 4 yaptı. Evet bunun bir çarpanı x artı 2'dir. O zaman 2 doğru. 2 demeyenleri şöyle silelim. 3'e bakalım. 2x artı 3. x çıkardım. O zaman burası ne yaptı? X artı 3 yaptı. O zaman x artı 2 diye bir çarpanı yoktur. O zaman 3'ü sildim. Bu da gitti, bu da gitti. O zaman doğru cevabımız neymiş? Bursa'ymış. Yani 1'e bakmadım. Hadi 1'e de bakalım. 2x artı 3 artı x bölü 2. Ne yapar orası? Ee, 3, 5, x bölü 2 artı 3 yapar. Yani bir çarpanı buysa x'e eksi 2 verdiğin zaman sıfır oluyor mu? Olmuyor. Bu da iptal. O zaman dediğimiz gibi ikinci sorunun cevabına geldi arkadaşlar? Bursa geldi. Peki bakalım. 3. Px ikinci dereceden katsayıları tam sayı olan bir polinom. Tamam. P0 ile P1'in toplamı P2'ye eşitmiş. İkinci dereceden katsayıları tam sayı olan. Şimdi P0 sabit derim. Yani mesela ne yapalım? Şöyle yapabiliriz aslında. Px'e ax kare artı bx artı c kabul edelim. O zaman P0 ne yapar? C yapar. P1 ne yaptı? A artı B artı C. A artı B artı C. Hatta 2C oldu orası. Değil mi? Eşittir. P2. X'e 2 verirsek 4A artı 2B artı C. Haydi bakalım kolay gelsin. C'yi bana aldım. C kaldı. A'la B'yi sağa attım. 3A artı B kaldı. C o zaman neymiş? 3A artı B'ymiş. Peki bakalım. O zaman bizim Px polinomumuz AX kare artı BX artı 3A artı B. O zaman şimdi bak devamını getirelim. P3 soruyor. O zaman X yerine 3 yazalım x'in 3 yazarsak burası ne yapar? 9a yapar. Değil mi? 3a daha 12a yaptı. x'in 3 yazıyorum. 3 yazdım 3b. 1b daha ne yaptı? 4b yaptı. Şimdi demek ki p3 buymuş. Buna bakarak olabilir demiş yorum yapacağız. Benim ilk gördüğüm şey 12a ve 4b diyor ya. Yani o zaman burası 4'ün katıdır. Şimdi 12 4'ün katı 4 ile 4'ün katı. O zaman burası 4'ün katıdır. O zaman P3 4'ün katı olacak. 4'ün katı olan şık hangisinde var? Bir tek denizde var. O zaman doğru cevabımız ne gelmesi lazım? 16 gelmesi lazım diyebiliriz. Bu da 3. sorumuzun çözümüydü. Geldik 4'e. 4. E. sorumuzda diyor ki sabit olmayan bir Px polinomu her A ve B gerçek sayısı için bu şart gerçekleniyormuş. Peki. P1 0 değilmiş. Tamam. P1 ile P2'nin toplamı 10. Şöyle yapalım. A'ya 1, B'ye 1 verelim. O zaman P1 ne yaptı? P1 çarpı P1 yaptı. E bu P1 sıfır olmadığına göre bunlar birbirini götürür. P1 ne geldi? 1 geldi. P1 1 e ise p 2de ne olur? 9 olur diyebiliriz değil mi? Peki. O zaman ben buradan devam etsem. Şimdi benden ne istiyor? P4 istiyor. O zaman P4 A'ya B'ye 2 yazdığımızda elde ederiz. O da nedir? P2 çarpı P2'dir. Peki P2'yi kaç bulmuştuk biz? 9. O zaman burası da 9. Burası da 9. O zaman çarpımları kaç yaptı? 81 yaptı diyebiliriz. Bu da 4. sorumuzun çözümüydü. Peki bakalım. Geldik 5'e. P, Q ve R birer polinom. Rx Px üzeri Qx. Şimdi bunun gerçeklenmesi için burası bir kere bir doğal sayı olması lazım. Bunun çıkış yolu bu. Çünkü Q bir polinomsa eğer x'e bağlıysa öyle bir ifade bizim yani o zaman R bir polinom olmamış olur. Bu şartın gerçeklenmesi için Q'nun bir doğal sayı olması gerekir. Rx'in derecesi de Px'in derecesinin de neymiş? 4 katıymış. Nasıl oluyor? Şimdi atıyorum mesela Px'in A'ncı kuvvetini aldığınızda o zaman ne yapacak? Rx yapacak. Doğru mu? Şimdi atıyorum mesela bunun derecesi kaçtır? x üzeri b. Yani b'dir. Bunun a'ncı kuvveti ne yapıyormuş? x üzeri b yapıyormuş. Doğru anlıyoruz değil mi? rx de px'in derisinin px'in derisine b dediysem rx'in derisi yani burası da neymiş? 4b mi? O zaman a çarpı b 4b ise a'sını kaç bulduk? 4 bulduk. Yani bizim q polinomumuz doğru mu arkadaşlar? Ne geldi? 4 geldi. qx o zaman 4'müş. Peki bakalım. Px polinomu katsayılar toplamı yani P1 2. Olduğuna göre Rx polinomu katsayılar toplamı hangisidir? Yani neyi soruyor? R1'i soruyor değil mi? Şincik. O zaman cığma. Rx'in derecesi Px'in derecesinin 4 katı. Rx bu arada Px'in de nesi? 4. kuvveti diyebilir miyiz? O zaman Px için yani mesela Px'in 4. kuvveti bize neyi verecek? Rx'i verecek. E ne istiyor bizden? r 1 istiyor. R1 de nedir? P1'in dördüncü kuvvetidir. Buradan 2 üzeri 4'ten de cevabımız ne gelecek arkadaşlar? Denizi gelecek diyebiliriz. Bu da 5. sorumuzun çözümüydü. Hadi gel Hakan öğretmen neler yapıyorsun anlat bakalım. Hakan öğretmen öğrencilerine polinom konusu ilgili aşağıdaki soruyu tahta yazıyor. Bunu buna böldü 27. Evet doğru. Bunu da buna böldü B. Bu soru doğru cevaplar. Aralim vereceği cevap aşağıdaki hangisidir? Bakayım B. Bir... O zaman 3 Üç... 125. Nasıl çözdüm? Güzel değil mi? Şimdi şöyle olacak bu. Bakın. Px'in P3x ile P3x'i Px'e bölmüş değil mi? Bölmüş. Normalde bu arkadaşın derisi bu arkadaşın derisi aynı. Atıyorum siz mesela x kare artı 3x'i. E. x kare eksi 3x'e böldüğünüzde bunu buna bölersiniz. Kaç kere var? Bir kere var. Diye yorum yaparsınız. Şimdi burada nasıl olmuş? Bu arkadaşı buna bölmüş 27 kere var. O zaman ben şunu söyleyelim. Px'in derecesi 3. derecedir. Niye? Çünkü biz x gördüğümüz yere 3x yazdığımız zaman x gördüğümüz yere 3x yazdığımız zaman bizim Px polinomumuz şöyle yapayım. P P 3x dediğim zaman o zaman ne olacak? 3x'in kübü şekli ilerleyecek. Bu da ne yaptı? 27x kübe kadar çıktı. O yüzden şuradaki katsayı bizim için önemli. 3, bu 1, 3 içinde bir 27 kere var demiş. O zaman bu Px polinomunun derecesi ne olmalıdır? 3 olmalıdır. Mesela burası atıyorum mesela şey olsaydı 8 olsaydı Px'in derecesi 2 olurdu. Çünkü ikinci derecen bir ifadenin 3x 3x'in pardon 9 deseydi tamam mı? O zaman 2 derdim. 3x'in karesini aldığında ne yaptı? 9x kareli bir şey. Ben gideceğim bunu neye böleceğim? X kareli bir şeye böleceğim. En büyük dereceyi en büyük dereceye böldüğünüz zaman kaç kere var? 9 kere var mantığıyla hareket edeceğiz. O zaman bizim polinomumuz 3. 3. derecen ise 3. bir polinomda x gördüğünüz yere 5x yazarsanız o zaman 5x'in kübüyle başlayacak sizin polinomunuz. Sonra siz gideceksiniz onu neye böleceksiniz? 5 x küp ile başlayan bir şeye böleceksiniz. Yani 125 x kübü x kübe bölünce kaç kere var? 125 kere var diyebiliriz. Çok güzel bir soru bu. Bilginiz olsun. Bunun da çözüm yöntemi aynen bu şekilde yapılıyor. Yani altın sorunun cevabı geldi? Edirne geldi. Geldik 7'ye. Kas birer tam sayı olan Px polinomu her x gerçel sayısı için Px büyük eşit 0 eşitsini sağlamaktadır. Yani bu polinom şey diyeyim yani bu hep yukarıda mı kalacak yani polinomun grafiği? Yani atıyorum mesela şöyle gibi ya da şöyle gibi diyebiliriz değil mi? Peki px'in derecesiyle x çarpı px'in derecesi 6 ymiş. Şimdi burası atıyorum px x üzeri a olsun. O zaman bunun derecesi a. Çarpı bakın burada derecelerin çarpımı var. Çarpımların derecesini sormuyor. Çarpı şimdi şuranın derecesi lazım. Şimdi şurası x üzeri a. x ile çarparsanız ne olur? x üzeri a artı 1. Derecesi ne yaptı? a artı 1 yaptı. A'da a ile artı 1 çarpıcı 6 geliyorsa o zaman tek atalım. A 2'dir ya da A eksi 3'tür. A'nın eksi 3 olma şansı yok. O zaman A kaçtır? 2'dir. O zaman bizim polinomumuz kaçıncı dereceden? İkinci dereceden. O zaman bu parabolmuş. İkinci derece. Fonksiyon, parabol. Değil mi? Bu şekilde bir şey. Bakın. Px artı 1 polinomu kat sayılar toplumu. X'e kaç yazdık? 1 yazdık değil mi? Kat sayılar toplumu deyince X'e 1 yazıyoruz. Sonra da buraya çektik. Ne elde ettik? P2'nin de 0 olduğunu elde ettik mi? O zaman burası da 2 olan bir polinommuş. Hatta parabolmuş. Bize ne soruyor? P4'ü soruyor. Şimdi şimdi sıfır ken kestiği yer burası. Bize ne soruyor? 4 soruyor. Peki onu nereden uyanalım? Px kas sayıları tam soyulan Px o zaman x eksi 2'nin karesi başında da bir tane a var. Sıfır verdiğim zaman ne geldi? 4a mı geldi? Şurası geldi. Yani burası 4a'ymış. Peki 4 verdiğiniz zaman ne gelecek? 2 yine 4a gelecek. E kat sayıları da ne olacaktı bunun? Tam sayı olacaktı. O zaman 4a'nın ne olması beklenir? 8a olması beklenir. Yani ifade 4'ün katıdır demeye getiriyor. Bak, güzel soru. Şimdi px'in derecesi ve qx'in de x çarpı px'in derecesini çarpmış bakın burada şurada bir pek var. Şurada derecelerin sonuçlarını çarpıyor. Çarpımların sonucunu sormuyor. Tamam mı? Bu da 7 sorumuzun cevabıydı. 8. Şimdi ben böyle bir tane herhalde grafik verdim diyor. Bunlar bunun parçaları. Bir anlamaya çalışalım. Değil mi? Şekil bir e verilen dik koordinat düzlemi eş karesel bölgeleri ayrılmıştır. Dik koordinat düzleminin en büyük dereceli teriminin kat sayısı 1 olan. Bak burası önemli. Bunun altını çizelim. Böyle sapık gibi bütün her şeyin altını çizmeyin. 3. dereceden olacağını da söylemiş. Grafik şekilde çizildikten sonra sarı, mavi, pembe renkli parçaların şekilde gibi olduğu gözüküyor. Yani buraya çizmemiş de burayı vermiş. Bakın dikkatli bakın tam nereden geçmiş? x ekseni kesmiş ama keserken de şuradaki tam hizadan geçmiş. Yani o zaman aslında bunu devam ettirecek olursak şöyle. Tam şuradan geçmiş. Değil mi? Tam bu hizadan geçmiş. Buradaki teğetlik de tam x eksenine teğet olmuş. Teğet olduğu yerde tam neresi? Burası bakın. Değil mi? Aynı şekilde y ekseni kestiği noktayı da tam şurada kesecektir diyebiliriz. Yani bu hiza bu şekildeyse böyle kesecektir. Yan soruda bir hinlik var. Bakın eş karesel bölgeleri ayrılmıştır demiş ama birim kareleri ayrılmıştır dememiş. Yani bunların her biri bir birimdir demeyeceğiz. Eş karesel bölgeleri ayrıldıysa mesela burası 1, 2. Buraya 2K diyelim. 1, 2, 3. Buraya 3K diyelim. Burası da eksi 1, eksi 2, eksi 3. Eksi 3K diyelim. Şimdi bu polinomu yazmaya çalışalım. Yazarken de bizim polinomumuzun 3. derecen olduğunu unutmayalım. Şimdi 2K'nın orada teğetlik var. Değil mi? Tam burada teğetlik var. O zaman orası x eksi 2K'nın karesi olacak. Yani çift katlı kök barındıracak orada. Şimdi şurası eksi 3K. Orası ne olacak? X artı 3K şeklinde gözükecek. Aynen. Bizim polinomumuz bu şekilde oldu. Burada bir tane detay vardı. En büyük dereceli terimin katsayısı sayısı 1'di. O zaman bunun baş katsayısı nedir? 1'dir. Hatta onu yazmamıza gerek bile yok. O zaman Px polinomumuz bu geldi. Tabi x'e 0 verdiğinizde tab nereden geçecek? Şuradaki 3K'dan geçecek. Onu da yazalım. x'e 0 verdiğinizde o zaman ne oldu? 3K oldu. x'e 0 verdim. 3K x'e 0 verdim 4k kare yaptı. Şimdi şuradaki 3k'lar birbirini götürür. Burada 1 bırakır. 4k kare 1 ise buradan k dediğiniz şey eksi artı 1 bölü 2'dir. Ama pozitif olması gerekiyor. O yüzden de k'sı kaç gelecek? 1 bölü 2 gelecek. O zaman bizim polinomumuz buradaydı. Şimdi ben o polinomu şöyle kökten tutayım. Buraya getireyim. K'mız kaç gelmişti? 1 bölü 2 mi gelmişti? O zaman bizim polinomumuz x artı 3 bölü 2 ve K'mız 1 bölü 2 geldiğine göre x eksi 1 in karesi oldu. Şimdi ne istiyor bizden? Farklı köklerin toplamını istiyor. O zaman bir kökümüz ne geldi? Eksi 3 bölü 2 geldi. Bir başka kökümüz de kaç geldi? 1 geldi. Bunların toplamını istiyor. Eksi 3 bölü 2 artı 1'den de cevabımız ne gelecektir arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2 gelecektir diyebiliriz. Yani cevabımız Bursa geldi. Sorunun sakat kısmı, bakın tekrar söylüyorum. Sorunun sakat kısmı eş karesel bölgelere ayrılmıştır demiş. Fakat birim kareler ayrılmıştır dememiş. Bunu lütfen altını çizin buna dikkat edin. 8'in soru sert bir soruydu. Çoğunuzun da video izlemek için geleceği bir soruydu. O zaman hemen ne yapıyoruz? Alt taraftan giydiriyoruz. Yorum yapmayı, paylaşmayı, beğenmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Tamam. Sizi seviyorum. Hadi bakalım 9. sorudayız. Peki bakalım. Geldik 9'a. Başka sesi 1 olan 3. derecen. Bak yine 3. derecen polinomu oluşturacağız. Kökleri ABC. Yani o zaman x eksi A diye, x eksi B diye, ve x eksi c diye neleri var bunların? Çarpanları var. Px eşittir. Başka sayısı kaç? 1. Doğru mu? P sıfır da neymiş? Eksi 154. Bu arada a, b, c ne? Asal sayı. O zaman sıfır verdiğinde ne oldu? Eksi a, eksi b, eksi c. Yani eksi a, Eksi 154. O zaman a, kaç yapar? 154. Yani 11 çarpı 14. 11 çarpı 2 çarpı 7. Bakın 3 tane asal. Yani x eksi 2, x eksi 7, x eksi 11. Başka sayısı neydi? 1'di. O zaman bu bizim polinomumuz oldu. Bize ne soruyor? Başka sayısı 1 olan 3. polinomun P4'ü nedir diye soruyor. O zaman x yerine 4 yazıyoruz. 4 verdik 2. 4 verdik eksi 3. 4 verdik eksi 7. Çarp ne yapar? 42 mi yapar? O zaman doğru cevabımız ne geldi? 42 geldi diyebiliriz. Bu da 9. sorumuzun çözümüydü. Bu sağ tarafta da gözüküyor ya. Edelim. Doğru yapmışız. Peki bakalım. 10. Şimdi 10. sorumuzda diyor ki QX polinomunun X artı 2 ile bölünen kalan eksi 3. Yani diyelim ki Q eksi 2 eşittir eksi 3. X artı 3 ile bölünen kalan deyince o zaman Q eksi 3 de ne diyeceğiz? Eksi 2 diyeceğiz. Rx de QX'i QX'e yazılmasıyla bulunuyor. Hmm, orası biraz tehlikeli. Bu arada Rx polinomu buna bölüyoruz. Kalanı soruyoruz. O zaman Rx Burası çarpanlar ayrılıyor zaten. Ne oldu orası? x artı 3 x artı 2 atıyorum bölüm x artı a x artı b. Şimdi şu bölümü yok edelim ki bu kalanı bulmaya çalışalım. Yani x'e kaç verelim? Eksi 3. O zaman r eksi 3 nedir? Eksi 3 verdiğimde eksi 3 a artı b'dir. Aynı zamanda eksi 2 verirsem eksi 2 verdiğimde de r ne yaptı? Eksi 2 eşittir. Yine burası gitti. Eksi 2 verdim. Eksi 2A artı B'dir. Şimdi o zaman şurada bakalım bir. R eksi 3'e. X yerine ne yapıyoruz? Eksi 3 yazıyoruz. O zaman Q, Q eksi 3 diyeceğiz. Doğru mu? Q eksi 3 kaç? Eksi 2. Burası eksi 2. Yani burası neye eşit oldu? Q eksi 2 oldu. Ve Q eksi 2 ne oldu? Eksi 3 oldu. O zaman dolaylı yoldan burası da ne yaptı? Eksi 3 yaptı. Aynı mantıkla burada da ilerleyeceğiz. Şimdi ne istiyor? R-2. Şuraya eksi 2 yazdık. Eksi 2. Şurası eksi 2 oldu. Eksi 2 olduğunda burası Q, Q-2. Q-2, eksi 3 demek. O zaman Q-3 öğreneceğiz. Q-3 de nedir? Eksi 2'dir. Yani burası da eksi 2 geldi. Şimdi şunların ışığında şunları çıkartırsam ne oldu? Eksi A eşittir. Eksi 1'den A1 geldi. A'ya 1 yazarsak B'si de kaç yaptı? 0 yaptı. A1 B0 ise, o zaman bizim kalanımız ne oldu? X oldu. Ne yaptık? Burada yerine yazdık. Kalanı bulduk. Anlaştık. Böyle dolaylı yoldan dolan başlı. Oradan onu, oradan onu buluyoruz. Ne yapıyoruz? Çözüme gidiyoruz. Peki bakalım. Geldik 11'e. En büyük dereceli teriminin kat sayısı 4 olan 4. derecem Px polinomu bununla kalan 0. Yani tam bölünüyor. Yani 2x küp eksi 4 diye bir çarpan var. Peki Kaçıncı dereceden? Dördüncü dereceden. O zaman benim neye ihtiyacım var? Bir tane daha bir dereceye ihtiyacım var. O zaman gittim buraya AX artı B yazdım. Ve kimisi şöyle yazıyor. Buraya A'yı koyuyor. Sonra buraya X artı B yazıyor. Tamam sen nasıl istersen paşa. Öyle yapayım. Peki en büyük derece terimi katsayısı da 4. Zaten buradan 1 geldi. O zaman şu ikisinin çarpımı 4 olacağına göre burası 2. O zaman burası 2'ymiş. Bunu da hallettik. Bir de P0-12. Yani x'e 0 verirsek ne gelir? 2 çarpı 0 verdim. Eksi 4. 0 verdim. B. Eksi 12. Buradan bu arkadaşlar 3 bırakır. O zaman B'ye kaç geldi? 3 bölü 2 mi geldi? O zaman buraya da 3 bölü 2 yazdık. Peki. Bize ne istiyor? Bunun bununla bölümüne kalan. O zaman x'e kaç vereceğiz? 2 vereceğiz. Gideceğiz onu ne yapacağız? Burada yerine yazacağız. O zaman P3'ü soruyor? O zaman P3'ü soruyor. Peki bakalım. P3 eşittir. 2 çarpı 3 verdim. 54, 27, 54, 50 yaptı. 3 verdim. 3 artı 3 bölü 2'den de 9 bölü 2 geldi. Şuradaki ikiler birbirini götürdü. Ne oldu? 450 oldu diyebiliriz cevabımız için. Yani 11'in sonunun cevabı C almış arkadaşlar. Geldik son sorumuza. 12. Px polinomu bununla bölündüğünde bölüm bu kalan bu. Yazalım abi o zaman. Px polinomu. Burada Çıplara baktığımda Q'da mühülü bir şeyler var. Bekleyelim bakalım. Facebook istatistik bölümünden elde edilen bölüm ile kalanın toplamı. Dur bakalım. O zaman biz Px polinomunu yazıyoruz. X 5. Şunu çarpanlarına ayırdım. X artı 3. Qx artı 2x artı 3. Sonra ben şimdi ne yaptım? Bunu x 5'e böldüm. Şimdi bunu x 5'e böldüğümde bak bu kadar kere var. Kesin. Çünkü burası atıyorum değil mi? Katı. O zaman şunu şöyle birazcık sola çekeyim. Orada o zaman x artı 3 çarpı qx kere var. Daha sonra bu arkadaşın içinde bu kaç kere var? 2 kere daha var. O zaman 2x eksi 10 çıkardım. Burası kaç geldi? 13 geldi. Burası kalanmış. Burası da bölünmüş. Ne istiyor bizden? Bölümle kalanın toplamı. O zaman bu ikisini toplarsak ne yapar? x artı 3 qx artı 15 mi? Bak 2 artı 13 15 yapar. Yani doğru cevabımız ne geldi? Denizli geldi diyebiliriz. Ve böylece polinomlarda da 7. testi tamamlamış olduk. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.